Mübadil Türkiye'ye geldiği zaman tabii ki onu bekleyen en önemli problem bir mülke sahip olması ve bir üretici duruma gelmesiydi. Gelen insanlar terk ettikleri bölgede sadece bir doğal çevreyi bırakmıyor. O bölgede bir doğal çevreyi bırakmıyor. Aynı zamanda toplumsal, sosyal bir çevreyi de oraya bırakıyordu. Orada bırakıyordu. Ve yeni geldiği yerde önce üretici duruma gelmesi, ondan sonra kendi içine katıldığı yeni doğal çevrede ve sosyal çevrede iyi bir uyum süreci geçirebilmesi ve daha sonra üretici duruma gelip kendi kendinin maişetini karşılayabilmesi önemli bir konuydu. Fakat ben özellikle şunu vurgulamak isterim. Her ne kadar Türkiye'den giden göçmen sayısı 1 milyon 200 bin olmasına karşın yaklaşık olarak 5 kişiyi bir aile kabul edersek nereden bakılırsa bakılsın işte 200 binin üzerinde konutun o insanlardan kalmış olmasını beklememize karşın ne yazık ki o kadar konut kalmamıştı. Çünkü Türkiye savaşın şiddetinden dolayı büyük ölçüde yakılıp yıkılmıştı. Ve evdeki olabilecek evlerin önemli bir kısmında bir takım ilgisiz kişilerin yağmasına, istismarına ve işgaline uğramıştı. Ve dolayısıyla Türkiye aslında bu kaynaktan yeteri ölçüde yararlanamadı. Ya da heba olmuş bir kaynak durumu vardı. Gelen göçmenler için sosyal hayata katılırken en önemli sorun barınma sorunu olarak kendini gösterdi. Yani en azından işte gelen 500 bin kişiyi Türkiye'de kalan evler onlar için yeterli olabilir diye düşünmek mümkünken ne yazık ki bu olmadı ve gelen insanlar büyük güçlüklerle karşılaştılar. Barınma sorunları az önce söylediğim gibi kendisini gösterdi ve bu sorunu aşmak için devlet kimi adımlar atmak zorunda kaldı. Örneğin kimi göçmenler için işte çadırlı ordugahlar kuruldu. Kimi yani bu yapılırken aynı zamanda o çadırlı ordugahın yakınında bir yerde bir köy inşa ediliyordu. Örnek köyler diyoruz bunlara. Yani mübadele dolayısıyla yapılmış evler. Ve aynı zamanda bu barınma sorununu çözmek için Türkiye'nin dört bir tarafında yoğun bir onarım ve inşa çalışmaları başladı. Ustalık okulları açıldı. Ve bütün bu süreçte aslında yaşamın getirdiği sıkıntılarla karşı karşıya olan göçmenin kendisiydi. Bir önemli konuda içine katıldığı o sosyal çevrede, toplumsal çevrede yerli insanlarla intibakının sağlanması, yani uyumunun sağlanması. Her ne kadar evet ortak bir kültür, ortak bir tarihi, ortak geçmiş bunlar olmuş olmakla birlikte savaştan yeni çıkmış bir ülkenin yanmış yıkılmışlığı da gözümüzün önüne getirildiğinde ve o yanıp yıkılan ülkede işte savaş yıllarından arta kalan insanların da büyük ölçüde savaş mağduru olduğunu gözümüzün önüne getirdiğinde aslında o uyum sorununun yani içine katıldıkları topluma intibak sorununun ne kadar şiddetli ve sancılı bir dönemi kapsadığını kendiliğinden anlayabiliriz.